Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videoda beraberiz. Evet arkadaşlar, bugünkü sorumuzu Serena Miller sormuş. Demiş ki merhaba, acaba tıp, moleküler biyoloji ve benzeri gibi bir bölümü bitirip bilim insanı olmak istediğimizde üniversite sonrası süreç nasıl oluyor? Doktora yapıyoruz yanılmıyorsam minimum 4 yıl kadar. Daha sonrası kafamda biraz soyut kalıyor. Bilgilendirirseniz çok memnun olurum. Tüm bu süreçte doktora ve benzeri olsun ekonomik olarak zorlanmamak için çalışmak istediğimiz alanla ilgili neler yapabiliriz demiş. Serena neden olmasın, bu konu hakkında isterseniz bir şeyler söyleyeyim. Özellikle bu üniversite tercihlerinden sonra böyle sorular çok gelmeye başladı. Çünkü zannedersem liseyi yeni bitirmiş arkadaşlarımız tabii ki üniversitede bir bölüm istiyorlar. Fakat hangi bölüm olsun, nasıl olsun kafalarında bir tane soru işareti var. Çünkü lisede akademiyle ilgili hiçbir müfredat yok, ders yok. Yani halbuki yani daha lisede, bırakın liseyi, ilkokulda proje tabanlı yaşamasını insanlara öğretmeleri gerekiyor. Yani ileride inan bir yere gelirsem eğer devlet kademelerinde şu proje tabanlı yaşama, proje yazma olaylarını ilkokula kadar indireceğim. Ha ilkokulda oyunlarla, drama teknikleriyle yapılır. Liseye geldikleri zaman daha güzel projeler yapılır. Ha o biliyorsunuz oralarda buralarda proje yarışmaları oluyor liseler için, işte kazanıyorlar filan. Yani onların çoğunu hocaları yapıyor. Hepimiz biliyoruz bunu. Öğrenciler kalkıp da proje yazmıyor. Çünkü proje yazma diye bir ders yok. Proje yazma diye eğitimin bir kaygısı yok ama olması lazım. Sadece proje değil arkadaşlar, aynı zamanda bu lisedeki arkadaşlarımız gibi arkadaşlarımızın akademik dünya hakkında, bilim insanı olma hakkında bazı düşüncelerinin şekillenmesi için en azından bir ders konulmalı. Doktora nedir, doçent nedir, profesör nedir, doktora öğretim üyesi nedir gibi birçok sorulara cevap bulabileceği bir ders olmalı. Umarım olur ileride. Gelin Serena'nın sorusuna yanıt bulmaya çalışalım. Evet Serena, şimdi temel bilim diyoruz. Tıp fakültesinde 3 tane bölüm var. Temel bilimler, dahili bilimler ve cerrahi bilimler. Dahili bilimler ve cerrahi bilimleri girebilmen için tıp fakültesini bitirmen gerekir. Fakat temel bilimleri bitirmen için tıp fakültesini bitirsen de olur veya temel bilimlerden oraya da geçebilirsin. Ha gelin bunlar hakkında birazcık konuşalım. Hangisi daha avantajlı oluyor? Şimdi farz edelim ki sen 4 senelik bir moleküler biyolojiyi bitirdin. Bundan sonra ne olacak? 4 senelik bir okulu bitirdikten sonra yüksek lisansını ister fen fakültesindeki bir bölümde yapabilirsin, istersen tıp fakültesinin temel bilimler bölümünde yüksek lisansını yapabilirsin. Ha illa moleküler biyoloji olması da şart değil yüksek lisans yaparken. Mesela tıp fakültesi biyokimya bölümünde, mikrobiyoloji bölümünde ya da işte histoloji bölümünde, tıbbi biyoloji bölümünde, genetik bölümünde doktoranı, yüksek lisansını yapabilirsin. Ya da dediğim gibi fen fakültesinde de devam edebilirsin. Ha eğer tıp fakültesine geçebiliyorsanız ve orada yapabiliyorsanız tavsiyem o olur. Çünkü neden? Araştırma olanakları çok daha fazladır diğer yerlere göre. Bir fen fakültesine göre tıp fakültesinde bir kere materyal çok. Yani insan materyali, insan kanı, dokusu, onları alıp onlar üzerinde araştırma yapman çok daha rahat olur. Fen fakültesinde bunları bulamayabilirsin. Ha şimdi süreç nasıl oluyor? İlk önce ondan bahsedeyim. Şimdi 4 senelik bir okul bitirdikten sonra yüksek lisans yapıyorsun. Yüksek lisansını dediğim gibi ister tıp fakültesinin temel bilimler bölümünde yapabilirsin, istersen fen fakültesinde yapabilirsin. İstersen demeyeyim, yer bulabilirsen diyeyim. Buldun, yapıyorsun, yüksek lisans bittikten sonra doktora süreci başlıyor. Doktora da aynı şekilde. Nerede pozisyon bulabiliyorsan, açık pozisyon doktora için, oralarda konunla ilgili doktoraya başlayabilirsin, doktora yaparsın. Ha doktora yaptıktan sonra, doktor unvanını aldıktan sonra sen akademisyensin artık. Ondan önce seni akademisyen olarak görmeyiz. Doktor unvanı aldıktan sonra artık kendi işini kendin yapman lazım. Kendi projelerini yazabilirsin. 1001 projesi yazabilirsin, 1002 projesi yazabilirsin. Daha önce yazamazdın bunları. Çünkü daha önce akademisyen değildin. Ama şu anda çok rahat yazabilirsin. Peki, doktoradan sonra ne oluyor?
Doktoradan sonra bakın ünvan var, bir ünvan veriliyor, bir de kadro veriliyor. Bunlar ikisi ayrı şeyler. Mesela yardımcı doçent kadrosu, doktora öğretim üyesi kadrosu. Bunlar kadrodur, bunlar ünvan değildir. Lütfen bunlara takılmayayım. Yani doktor öğretim üyesi olan adam doktorasını yapmış bir adamdır. Bunlar ötesi değildir yani. Hani kendilerini hoca olarak görüyor ya bazıları. Değil. Onlar hoca değil, kusura bakmasınlar. Onlar postdoc dediğimiz, yani doktora sonrası çalışmalarını yapıyorlar. Ha ne zaman doçent olurlar, o zaman hoca olurlar. Ama doçent olana kadar onlar hoca olma yolundalar. Ama hoca değiller. Ha Türkiye'de adam eksikliğinden dolayı onlara bile yüksek lisans öğrencisi veriliyor. Bence verilmemesi lazım. Çünkü kendileri daha olmamış. Olmamış bir insana sen kalkıp yüksek lisans öğrencisi verirsen o yüksek lisans öğrencisi de olmuyor. Ne konu bulabiliyor yüksek lisans öğrencisine, ne yüksek lisans öğrencisinin tezine yardımcı oluyor. Yani benim elimde yüzlerce örnek var. Bana o kadar çok kişi yazıyor ki. Hocam işte bana yardım etmiyor. Kimsenin hocam doktor öğretim üyesi. Yardım etmez tabii. Kendisine hayrı yok ki sana olsun yani. Hani onun da suçu. Öyle bir sistemi kuranlara aslında sormak lazım. Dolayısıyla doktor öğretim üyesi bir kadrodur, ünvan değildir. Ha, doktoradan sonra çalışırsın, makalelerini biriktirirsin ve belli puan aldıktan sonra biliyorsun doçentlik kriterleriyle ilgili birçok benim videom var. Doçentliğe başvurursun ve doçent ünvanı alırsın. Sen ondan sonra doçent doktorsun artık ve hocasın. Ha doçent doktor olduktan sonra bir 5 sene kadar bekleyebilirsin. O 5 sene içerisinde doçentlik kriterlerini yeniden karşıladığın zaman profesör olursun. Profesör doktor diye ünvanın gelir. Zannedersem anladın. Yüksek lisans, doktora, doktora sonrası çalışma buna postdoc diyoruz. Doçentlik ve profesörlük diye gidiyor. Ha bundan sonrası da emekli oluyorsun. Ondan sonra. Gerçi bizimkiler emekli olmaz. İşte dinozor deriz ya, otururlar böyle kaç yaşında bile odalarında soliter oynarlar. Başka da bir işleri yoktur. Ya yani H endeksi 2 olan bölüm başkanı biliyorum ben, daha ne diyeyim size yani. Doktora öğrencisi dahi olamayacak adamı, yani anatomide mesela sen bölüm başkanı yapıyorsun. Böyle ilginç bir süreç, ilginç bir yerdeyiz. Dolayısıyla tüm bu süreçlerde ekonomik olarak zorlanmamak için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi şöyle bir durum var Serena. Ekonomik için zorlanmamanın için hani demin dedim ya ünvan ayrı şeydir, kadro ayrı şeydir. Kadroya girmeye bakacaksın. Çünkü neden kadroya girdiğin zaman maaşını devlet veriyor. Araştırma görevlisi kadrosu olabilir, doktor öğretim üyesi kadrosu olabilir. Yani bir kadroya girdiğin zaman maaşını devlet verir ve sen ekonomik olarak sıkıntıya düşmezsin. Ha ikincisi ise projesi olan bir hoca bulabilirsen, kaliteli bir hoca bulabilirsen, bakın kaliteli hoca Türkiye'de yok değil, var. Sesleri çok çıkmıyor sadece, azınlıkta oldukları için. TÜBİTAK projeleri olan kaliteli bir hoca bulabilirsen, sana TÜBİTAK projesinden burs bağlar. Yüksek lisansı bitene kadar mesela burs alabilirsin. Şu anda burs ücretleri de bayağı arttı. Bakın şuraya koyayım ben yine. Ne kadar olduğunu görmeniz açısından. Bu yeni ücretler ama seneye bu değişir biliyorsunuz. Devamlı değişir bu fiyatlar. Dolayısıyla bu kadar aylık bu kadar para alıyorsun. Bence güzel. Bu da seni ekonomik olarak rahatlatabilir ama projesi olan hocayla gidip önceden konuşup anlaşman lazım. Çünkü senin projesi vardır ama seni alır ama oradan para da vermeyebilir. Çünkü neden? Kat doludur yani. Onun için önceden konuşman gerekiyor. Bu ikincisi. Üçüncüsü de arkadaşlar yurt dışına gitme. Ha neden diyeceksin? Ekonomik olarak hani nasıl olur diyorsun ya. Mesela yurt dışında doktora yaparsan eğer ki moleküler biyoloji alanında doktora yapacağın için laboratuvarda çalışman şart. Laboratuvarda çalışan adama da hoca burs vermek zorunda yurt dışında. Hem sigortasını yapar hem burs verir. Ekonomik yönden hiçbir sıkıntı çekmezsin eğer yurt dışına gidersen doktora için. Onun için benim tavsiyem eğer yapabiliyorsan yüksek lisans bitirdikten sonra bak doktoranı Avrupa'ya git. Avrupa'da yap. Amerika'da değil. Amerika'da çünkü üniversiteler paralı. Bazen hocan, oradaki hoca o parayı öder. Ve senin için ödeyip seni çalıştırır. Ama bunu bulman biraz zor olabilir. Dolayısıyla benim tavsiyem Avrupa'ya gidip
Avrupa'da bir merkezde moleküler biyoloji alanında, herhangi bir alanda, moleküler biyoloji alanı çok geniş çünkü, orada doktoranı tamamlamak. Doktoranı tamamladıktan sonra postdoc olarak Amerika'ya gitmek. Sonra postdocunu orada bitirdikten sonra orada artık hoca olabilirsin. Ve Amerika'da da kalabilirsin, istersen ülkene dönersin. O sana bağlı bir iş. Ama ekonomik yönden hiç sıkıntı çekmezsin. Ama Türkiye'de kalırsan, kadroya girmezsen ekonomik yönden çok sıkıntı çekersin. Yüksek lisans yapıp aynı zamanda öğretmenlik yapan birçok insan biliyorum. Ha, oluyor mu? Olmaz. Yapar. Yüksek lisansını da yapar. Doktor unvanını da alır. Ama işte yani bakkala manava olur onun doktorluğu. Gerçekten doktor unvanı olmaz o. Yani çünkü neden? Bir yabancı ülkeye gittiği zaman ya da bir kongreye gittiği zaman konuşamaz. Çünkü bilgi dağarcığı azdır. Maalesef böyledir. Çünkü hem okula gidip öğretmen olarak hem doktora yapılmaz arkadaşlar. Doktora yoğunlaşmak lazım. Doktora ciddi bir şeydir. 4-5 seneni verirsin oraya. Geceni gündüzüne katman lazım. Böyle olmazsa lay lay lom doktora da olmaz. Ben ne doktora tezleri biliyorum. Yani normalde yani üniversite bitirme tezi bile olmaz. Ama doktora tezi oluyor ve bitiyor. Ve doktor unvanını da bir şekilde alıyor. Alır. Ama dediğim gibi gerçek manada eğer olmak istiyorsanız bazı şeyleri göz önünde bulundurmanız lazım ve bazı şeylere dikkat etmeniz lazım. Evet Serena, umarım cevap verebilmişimdir soruna. Bilmiyorum bunun dışında sorularım var mı, eğer olursa yorum olarak yazarsan onlara da cevap vermeye çalışırım ya da başka videolar yaparım. Bu konu hakkında başka görüşleri olan arkadaşlarımız varsa onların görüşlerini de bekliyorum. Belki ben eksik bir şeyler söylemiş olabilirim, yanlış bir şeyler söylemiş olabilirim veya kafada net bir şeyler canlanmadıysa lütfen onları yazın, onları da netleştireyim. Kafada hiçbir soru işareti kalmasın. Bu kanalın görevi bu. Kafada soru işareti bırakmıyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir ve yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.